Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. sözden devam ediyoruz. 9. sözün de 5. nüktesindeyiz. 5. nüktede de marif vaktine kadar geldik. Söz basım külliyata göre burası 75. sayfa. 5. nükteden önce elbette yine Risalenin başına dönüp, daha doğrusu 9. sözün başına dönüp baştaki ayetleri, mürşidimizin 9. sözün amacını özetlediği o iki paragrafı bir hatırlayalım. Ondan sonra 5. nüktenin başındaki paragrafı da okuduktan sonra marif vaktine gelip orada tefekkürlerimize devam edelim. 9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hina tumsuna ve hina tusbihun. Ve lehu lhamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Kısa bir meali şöyle bu ayetlerin. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleriymiş bunlar. Kısacık meali böyleydi. Bir daha okuyayım o kısacık meali. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Elbette bu sadece bir meal. Yani mealcinin Kur'an'dan anladığı. Ayet-i kerimelerin söyledikleri ise bundan çok daha aşkın şeyler ki mürşidimiz burada 7-8 sayfada, belki 9 sayfada bu ayetleri bize tefsir ediyor. Mürşidimizin tefsir ettiği kadar da değil bu ayetlerin söylediği, ondan da daha fazlası. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne onlarca, yüzlerce müfessir Kur'an'ı tefsir etmişler ama manasının sonuna gelememişler. Bunu da bir hakikat olarak daha başta beyan edelim. Biz o tefsirlerden birisiyiz. Bu ayetlerin kapısına el açmış talebelerden bir talebeyiz. Mürşidimizin tasıyla, kabıyla el açmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak'tan diliyoruz ki o kaba daha önce bahşettikleri hürmetine bizim de kalbimize böylesi ilhamlar, hakikatler, feyizler, nurlar, hidayetler bahşeder. Amin. Evet, gördüğünüz gibi ayetler namaz hakkında, ancak namazın içeriğine dair şeyler anlatarak namazı tarif eden ayetler. Bunun 9. sözün haritasını oluşturduğunu söylemiştik. Kur'an'ın namazları bu şekilde tarif edişinin Bediüzzaman'ın namazı anlatışına çok büyük ölçüde etki ettiğini konuşmuştuk. Bunları derinlemesine merak edenler için önceki derslerimize havale edelim. Ve ilk iki paragrafı okuyarak bu sözün amacını itmama kavuşturalım. Ey birader! Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer mâkesi olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım dedi mürşidimiz. Biz 1, 2, 3 ve 4. nükteleri konuştuğumuz için 5. nükteye geliyoruz. Onun ilk paragrafını hatırlıyoruz ve sonra
asıl konuşacağımız yere geçiyoruz. Beşinci nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Diyor ilk paragraf bize insanın aslını, aslı hakikatini hatırlatıyor. Biz de dedik ki namazı anlamak için insanın bu fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Bediüzzaman'ın burada yaptığı, sözlerin genelinde yaptığı aciz ve fakr vurgusu ve burada namazı anlatırken yaptığı aciz ve fakr vurgusu bunlar boşuna şeyler değil. İnsanda bir marifet, bir ilim, bir İslami eğitim inşa etmek için insanın bu asıl tanımlarına, oyuna ilk başladığı yere, dünyaya geldiği o fıtrata dönmesi lazım dedik. Hani o hadis-i şerifin buyurduğu gibi bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Ancak ondan sonra anneleri, babaları onları Hristiyan, Yahudi, Mecusi vesaire sair dinlere sokarlar. Yani insanoğlunun fıtratı İslam üzeredir. İslam hayata sonradan dahil olan bir şey değil, üzerine yaratıldığımız şeydir. Fıtratımız İslam'ı ister. Onun hakikatlerini, hem iman hakikatlerini hem İslam hakikatlerini ister. Fakat maalesef o süreçte yaşadığımız yanlış tedrisler, ister anne ve babamızdan olsun, ister bugün internetten, televizyondan, sosyal medyadan, şuradan buradan olsun, bizde yanlış alışkanlıklar inşa ediyor. Suyu istimalle suyu temeyyüller oluşturuyor bizde o eğitim, yanlış eğitim. Biz ondan sonra onları temizleyip tekrar İslam'a dönemiyoruz. Daha önce de konuşmuştuk. Alışkanlık ikinci bir fıtrat gibidir. İnsan onu fıtrat sanır. Sigara içen adam mesela. O adam için sigarayı bırakmak adamın organını almak gibi böyle. Adama böbreğini veriyor musun desen verir belki böbreğini. Ama sigarasını vermez. Bizim amcaoğlunun bir sözü var. Fakirin ekmeğini at, sigarasını alma diyor. Kendisi sigara tiryakisi olduğu için bu lafı çok kullanır. Hani biz ona ya amcaoğlu yani bırak bu sigarayı artık, bak yaşın 40'a geldi, yaklaştı. Yeter, hani bundan sonra çok etkisini gösterirsen de. Evvelce gençtin. İdare ediyordu bünyen. Ama şimdi zorlanırsın falan. O zaman hep bize öyle der yani. Fakirin ekmeğini al, sigarasını alma. Neden? Çünkü bu alışkanlık olmuş. Fıtrat sanıyor bunu artık. Uyuşturucu bağımlıları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Alkolikler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İnternet bağımlılığı için de aynı şeyi söyleyebiliriz bugün mesela. Veya diğer başka bütün alışkanlıklarımız, onsuz olmazsa olmaz dediğimiz şeylerimiz. Aslında pek hala yaşayabildiğimiz şeylerdir belki birçoğu. Ama bugün onlarsız katiyen yapamam. Hani kimisinde oluyor. İşte sabahleyin 3 tane Nescafe içmeden kesinlikle ayılamam falan. Şart mı? Değil aslında ama işte alıştırmış kendini. Veya sabah işte şunu yapmadan güne başlayamam. Şart mı? Yok, başlarsın yani. Zorunda kalırsan yaparsın ama o sende artık böyle fıtrat sandığın bir alışkanlık olmuş. Bu nedenle neyi kendimizde alışkanlık haline getirdiğimizle İslam çok ilgileniyor. İslam haramla, helalle neden bu kadar meşgul? Günahla, sevapla niye bu kadar meşgul? Çünkü bu günah ve bu haram, bunlara gösterdiğimiz temayül, bunları işlemekteki sebatımız bizde neyin oluştuğunu da gösteriyor. Fıtratı koruyacak mıyız, koruyamayacak mıyız? Haramlara girdiğimizde işte fıtratı koruyamayacağız anlamına geliyor bu. İbadetler daha keza mesela namaz burada anlatılıyor bize, kaç derstir işliyoruz. Namaz aslında o fıtrattaki paklığı,
o doğal çağrışımları korumaya çalışıyor. Yani bizim ikindi vaktinde dün okuduk mesela, yaşamamız gereken uyanışlar var. Kendi zaman dilimimizden, o günlük zaman içinden ihtiyarlığımızda sonbahara, ahir zamana, işte kıyamete falan o halkada tahtur etmemiz gereken şeyler var. Hakikatte de tahtur ederiz biz onları. Ama namaz ne yapıyor? Tahattura yardımcı oluyor. Namaz insanın fıtratının parçası. Yani kim ikindi vakti veya akşama doğru böyle bir güneşin batışını izlerken faniliğini hatırlamaz? Bir hüzünlenmez, bir şey gelmez. Ama hangimiz tam onun şuurunda da olabiliyoruz? Bu bazen böyle içimize gelen bir doğuş gibi oluyor. Hele bugün işte dediğim gibi metropol hayatında o daha da zor. Çünkü çok bir doğayla bağımız da kalmamış. Saat sistemimiz değişmiş, güneşe göre yaşamıyoruz, yalancı ışıklar çoğalmış vesaire. Ama namaz bize o tahatturu yitirmememiz için yardımcı oluyor. Sen ikindi vaktinde faniliğini hatırlamalıydın diye biz de çağrıştırmaya çalışıyor. Hakkını verebilirsek o manalar gönlümüzde diri kalıyor, fıtratımızda diri kalıyor. Yani böyle bir yanı var. İnsanın aslına dönmesinin de onun terbiyesiyle ilgili büyük bir bağı var diyelim ve konuşmak istediğimiz bölüme gelelim. Evet, marif vaktindeyiz. Marif vakti yani güneşin batışı, akşam vakti, mağrip, garp, batı, güneşin battığı yön, grup, güneşin batması, oradan aklımıza gelebilir. Mağrip diye bir de galiba Kuzey Afrika'ya diyorlar. Yoksa Fas'a mı diyorlardı? Yani o civardaki bölgeye de bir mağrip ismi veriliyor diye biliyorum. Pekala. Mağrip vaktindeki o zaman hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Bir daha okuyayım bu cümleyi, ilk cümleyi. Mağrip vaktindeki o zaman hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar-ı imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır. Hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbublara perestij edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Şu son kısmı bir daha okuyayım. Zevalde gurub eden mahbublara perestij edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Geleceğiz, burada çok önemli sırlar var. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye ayne-i müştak olan ruhu beşer. Şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden kadim-i lenyezel ve baki-i layezalin arş-ı azametine yüzünü çevirip bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip hizmet-i Mevla için el bağlayıp daimi bakinin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istiâne etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle Sübhane Rabbiyel Azim deyip Rabbi azimini tesbih edip hem zevalsiz cemali zatına, tegayyürsüz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i senmediyetine karşı secde edip
hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahimi sermediği bulup Subhane Rabbiyel E'la demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra, Rabbi alasını takdis etmek, sonra teşehhüd edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i layezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek, devam ediyoruz. Hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli-i marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman-ı ayatı olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet ve ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Bunu iki manada da düşünebiliriz. Yani böyle birisi nasıl adam olur manasında, bir de aslı adam mıdır onun manasında, ikisini de düşünebiliriz. Birisi varılan nokta bağlamında, birisi olduğu şey bağlamında yani. Evet, bu akşam namazı gördüğünüz gibi epey uzun. Yatsı namazı ondan da uzun olacak. Öğleyi, ikindiyi, sabahı, hatta sabahı çok çabuk atlattık zaten. Öğleyi, ikindiyi de fena atlatmadık ama akşamda iş değişti. Hani ben şöyle bir şey diyecektim, acaba ilgisi var mıdır diyecektim. Namazdan zekatlarıyla bu bahisleri hakkında bir şey var mıdır? Mesela sabah namazı 4 zekat, onun şeyi kısa sürdü. Öğle namazı 10 zekat, onunki biraz uzun sürdü. İkindi 8 zekat, o da tamam, uzun sürdü biraz. Ama akşam kısayken aksine uzun sürdü. O bağlamı değiştirdi yani. O yüzden oraya bir şey söylemek mümkün değil artık. Pekala, ince okumasına başlayalım. Şimdi tabii yavaş okumasında biraz daha açılacak. Belki bu ilk okuyuşumda icmalen bazı şeyler fark ettik. Aslında ne söyleniyor? Tam da onlar kafamızda oturmadı belki. İlk kez metinle karşılaşanlar için söylüyorum. Risale-i Nur'u zaten okuyanlar için böyle bir güçlük yok. Onlar metne aşinalar. Belki ben cümlenin başını söylediğimde sonu akıllarına geliyordur. Tane tane okuyuşumuzda o manaları açmaya çalışalım. Bugün bitirebilirsek ne âlâ, bugün bitiremezsek yarın da akşam namazını konuşuruz. Şimdi mağrib vaktindeki, öncelikle bismillah. Mağrib vaktindeki, o zaman neymiş o zaman? Hem kışın başlamasında yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Yani birinci çağrışımı akşam namazının kışlaymış. Yaz ve güz aleminden kalan şeylerin kışın karı, soğukluğu, manzarası altında saklanması, o veda hali, o gidiş, o akşam namazının bizim dünyamızda ilk çağrıştırdığı şeymiş. Çağrıştırması gereken şeymiş. İnsanın kafası buna açık olmalıymış. Kalbi buna açık olmalıymış. Latifeleri buna açık olmalıymış. Biz bir akşam yaşıyoruz ama bu akşam bir şeyin numunesi. Nasıl Fatiha, hani onu söyledi ya, üçüncü nüktede. Nasıl Fatiha Kur'an'ın bir numunesi, nasıl insan alemin numunesi, namazın vakitleri de bir şeylerin numunesi. Okuyalım o üçüncü nükteyi, bir hatırlamış olalım, zaten kısa. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır, yani küçük, sagir bir şeyidir, misalidir.
ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Kur'an-ı Azimüşşan Fatiha'da özetlenmiş adeta. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir firiste-i nuraniyedir. Namazı da bütün ibadetler özetlenmiş. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir diyor. Yani bizim namazımızda bütün zaman dilimlerinin, o dilimlerdeki bütün mahlukatın, onların bütünün ibadetlerinin hakkı var. Onlara işaretler var görebilirsek. Burada da mesela işte o veda hali, kışın yaz ve bahar mahlukatına yaşattığı o veda akşam vaktinde varmış. Akşam vaktinde o duyuş, o seziş, o hissediş bizde olmalıymış. Bir, bu elde var bir. İki, hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Yani insan ölüyor, bütün sevdiklerinden elim bir firakla ayrılıyor, kabre giriyor, onu da hatırlatır diyor akşam. Yani ölümü hatırlatır, ölüm anını, ölümden yani ölüm halinde yaşanılanları hatırlatır diyor. Bu ikinci bu oldu bak. Bir, mevsimdi. İki, insanın mevsimi. Üç, hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde, yani ölümüne götüren deprem, zelzele-i sekerat, ölüm anındaki depremi, o kıyametteki sarsıntı, Kur'an'ın haber verdiği o emzikli kadının çocuğunu unuttuğu o an, yani o dehşetli an. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar-ı imtihan, imtihan evinin lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbublara prestij edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Yani nasıl akşam oluyor, günün lambası sönüyor, öyle de bir gün gelecek, güneş tamamen sönecek. Güneş dürülüp toplandığında buyuruyor Kur'an-ı Kerim kısa bir mealiyle. Ne demek güneş dürülüp toplandığında? Bediüzzaman Hazretleri onu tefsir ederken diyor ki, yani bir tür bu diyor, hani bir şeyi, mücevheri sergilemek için diyor, yumuşak bir kumaşın, ketenin içinde diyelim bir elmas var. O keteni bir açarsın, elması sergilersin. Sonra kaldıracağın zaman tekrar o ketene sararsın, kaldırırsın. Hani gösterme zamanı bitti, sergi zamanı sona erdi. Gibi gibi Cenab-ı Hak güneşi açmış, bize gösteriyor. Gün gelecek, o güneşi sarıp kaldıracak, dürüp kaldıracak. O ışıklı hali kalmayacak yani. İşte kıyamet hengamında yaşanacak şeyler. Neler olacak kim bilir. Bir kısmını hadislerden, bir kısmını ayetlerden biliyoruz. Bir kısmını da hani böyle bilim söyledikçe sezmeye çalışıyoruz. Neler olabilir diye, hangi felaket senaryoları gerçekleşebilir diye bilim adamları üretiyorlar. Bazen böyle hani onlar da diyorlar, bunun bir sonu var, sonu da şöyle olacak. E bakıyorsun Kur'an'ın söylediğine de benziyor yani kimi yerleri. Diyorsun ha tamam bak bunlar da öyle olacak diyorlar falan. Vesaire. Yani dünyanın lambası akşamla nasıl sönüyor? Güneş de büsbütün söndüğünde alemin ya da imtihan aleminin lambası sönmüş olacak. Akşam onu da çağrıştırıyor diyor. Bir de şunu söylüyor mesela, bu ilginçtir. İşte orayı konuşacağız demiştim. Zevalde gurub eden mahbublara prestij edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Burası çok ilginç. Zevalde gurub eden mahbublara prestij edenler. Prestij böyle taparcasına sevmek demek. Öyle biliyorum. Bakalım burada ne diye verilmiş. Taparcasına düşkünlük. Evet, orası da öyle vermiş. Söz basımı da öyle vermiş. Şimdi hayret ettiğin, muhabbet ettiğin, ne diyelim, meylettiğin şeyler var. Ama bunlar kalıcı değil. Cenab-ı Hak onların yoksunluklarını tattırarak aslında seni daha bu dünyada uyandırıyor. İmtihanın içindeyken uyandırıyor. Akşamı yaşatarak mesela gündüzün içinde, bak bunlar gidiyor diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayalım mesela.
batıp gidenleri sevmem demesi neden? Neden söylüyor o hakikati? Çünkü bakıyor ki ya işte güneşte tapılacak bir şey yok. Gün geliyor kayboluyor. Yani vakit geliyor kayboluyor. E yıldızlarda tapılacak bir şey yok. Güneş doğdu mu kayboluyor. Ayda tapılacak bir şey yok. Zamanı geldi mi kayboluyor. Tapılacak şey böyle kesintili olmaz diyor mesela. Bak muhteşem bir çıkarım. İbrahim Aleyhisselam tapılacak şeyin kesintili olmaması gerektiğini çıkarıyor bundan. Ve daha bize ders veriyor. Kendisi zaten biliyor da bize ders olsun diye bu tefekkürünü Kur'an nakletmiş onun. Biz bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Mesela hudus delili diye bir delilimiz var. Diyoruz ki kainattaki her şey hadistir, sonradan meydana geliyor. Bir şey olmalı ki bunların ilk nedeni olsun. Ama o sonradan meydana gelmiş olmasın, o hep var olsun. Nasıl? Diyelim bir top var, dönüyor veya birkaç tane top var, bir ipin ucunda dönüyor. Ortada sabit bir şey olmalı ki o toplar dönebilsin. Eğer o sabit şey olmazsa o toplar savrulur, o düzende devam edemezler. Kainatta bir nizam var, ahenk var, güzellik var, uyum var, kanunlar var, namuslar var. Yani bütün bu düzenli devam ediş bir ortada topları tutanın tabiri caizse la teşbih ve la temsil olduğunu düşündürmeli insana. Şimdi de yer çekiyor, bir an sonra da çekiyor, bir an sonra da çekiyor, bir an sonra da çekiyor. Hep böyle oluyorsa birisi bunu böyle boyun eğdiriyor demektir. Yani yasa var işte, yer çekim yasası. Yasanın eli kolu mu var? Yasa diye bir adam var, yukarı attığımız şeyleri o mu geri çekiyor? Haşa, öyle bir şey yok. Yasa aslında bizim Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu okuyuş şeklimiz. Yer çekim yasası. Yer çekim yasası da ne çekiyor dünyadan? Bir şey el mi uzanıyor böyle mesela? Yukarı attığımız şeyi el bir uzanıp yerin dibinden uzanıp çekiyor mu? Dünyanın böyle bir şeyi mi var? Elleri mi var? Yok. Öyle bir şey yok. Veya işte kütle çekim yasası, güneşin bizi tuttuğu eller mi var? Yok. Cenab-ı Hak bir kanunda bağlamış onu bir düzenlilik içinde güneşe, dünyayı, dünyaya ayı bağlamış veya işte güneş de belki başka bir bilemediğimiz mega bir yıldızın etrafında dönüyor ki güneş de hareket ediyor yani bağlamış. Bu düzenlilik içinde biz bir okuma yapıyoruz fakat o kadar aptalca yaptığımız bir şey var ki bu şu kaideyle oluyor diyoruz, o kaideyi yapan diye isimlendiriyoruz. Olur mu böyle bir şey mesela? Şimdi mesela diyelim birisi her sabah evimize saat 9'da bir yemek bırakıyor. Kebap bırakıyor. Her sabah saat 9'da bakıyoruz kapımızın önünde bir tas kebap. Her sabah saat 9'da kapımızın önünde bir kebap. Biz şimdi şöyle mi yapmalıyız acaba? Evet, çalıştım, tespit ettim. Saat 9'daki kebap kanunu falan. İşte hafta içi her gün bilmem şu saatte benim evimin önünde kebap oluşur. Bu kanunun adı hafta sonu işte atıyorum hafta içi kebap kanunudur falan diye böyle bir kanuna yazıp o oluşumu bir kanuna mı bağlıyoruz? Yoksa birisi bırakmıştır bunu mu diyoruz? Ya insan çok acayip bir canlı. Normalde kendi hayatında birebir muhatap olduğu şeylerde ihtimal vermiyor. Böyle olamaz diyor. Ama böyle uzağa attı mı mesela işte. Evrimciler diyor ya, ya milyonlarca yıldır olmuştur ya illaki. O kadar işte şey olmuştur, mutasyon falan filan. İlla bir de bakmışsın eşek at olmuş falan. Ya nerede olduğunu gördün sen bunun? Gündelik hayatta nerede tecrübe ettin sen bunu? Hani türden türe geçiş bağlamında söylüyorum. Var mı bunun bir örneği? Yok, sıfır, hiç yok. O ondan çıkarıyor, bu bundan çıkarıyor. O fosil buna benziyor, bu buna benziyor. Daha hani hayatımız içinde var mı bunun şeyi, tesiri? Yasaysa bizim görmemiz lazım bunu. Ben yer çekimi yasasını görüyorum işte, havaya atıyorum geri düşüyor. Suyun kaynamasını görüyorum işte. 100 derece oldu mu kaynıyor. Yasası var. Evrimin sahada görünen hiçbir şeyi yok. Aa, olmuştur ya. Bir milyonca yıl önce işte falan şöyle bunlar böyle olmuş. Böyle bir mişli geçmiş zaman bir işte öyle olmuştur. Zamanı attım mı yükü olur öyle şeyler falan böyle. Yani bir aklı aslında meşgul etmeme şeyi gibi duruyor bu. Dediğim gibi gündelik hayata getirdiğiniz zaman bunu olmayacağını onlar da kestirirler. Adama diyorsun ya
arabanın ham malzemesini, demirini, lastiğini, şunu bunu getireyim, yığayım. Şimdi milyonlarca yıl geçtikten sonra o araba olur mu? Ya araba olmaz da işte canlılık öyle değil falan. Ya canlılık arabadan daha karmaşık bir şey. En basit canlı bile içinde bir DNA diye bir şey var. Ciltlerle kitap oluyor yani onu döktükleri zaman. Sen diyorsun ki araba olmaz arabanın malzemelerinden milyonlarca yılda. Ama canlının malzemelerinden canlı olur. Kardeşim şimdi sen biraz kendini tezata düşmüyor musun yani? Bir biraz böyle muhasebe etsen. Ya ben ona olmaz diyorum, buna olur diyorum desen. Böyle bir kendinle yüzleşsen. Bir tuhaflık yok mu yani senin halinde? De işte genel kabul. Herkes öyle diyor. Aman işte yükümüzü attık, Allah'ın yükünden kurtulduk. Allah var demek zorunda değiliz falan filan. Öyle devam eden bir oyun bu. Nereden geldik buraya? Zevalde grub eden muhabupları, perestij edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir akşam. Oradan geldik. Akşam vaktini tam müşahede etmek, tam yaşamak normalde insanda böyle bir uyanış yaşatmalı. Kesintisi olanın Rabliği söz konusu olamaz. Kesintisi olanın ilahlığından bahsedilemez. Çünkü alemin düzeni kesintiye uğramıyor. Dünyayı haşa sümme haşa, işte o tapanlar gibi, mecusiler gibi. Mecusiler gerçi ateşe tapıyorlar. Güneşe tapanlara ne deniyor bilmiyorum. Yıldıza tapanlara bir şey diyorlardı ama. Neyse unuttum onun da ismini. Şimdi bu adamları mesela düşünelim. Allah her an tasarrufta, kainatta bu düzen devam ediyor. Ama Tanrı gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Şimdi olmaz. Gidip gelen Tanrı bu düzenliliği devam ettiriyor olamaz. Tanrı'nın da gidip gelmemesi lazım. Müslümanların diyorum ya, Allah inancı çok tutarlıdır yani. Müslüman diyor ki tek bir Allah var, mekandan münezzehtir, her yerde hazır ve nazırdır. Neden? Her yerde hazır ve nazır olmazsa ben bu yaratılışları açıklayamam zaten. Her an mucize, her bebek mucize, her gülüş mucize, her yağmur damlası bir mucize, her kar tanesi bir mucize. Yani böyle bir Allah olmazsa, her yerde hazır ve nazır olmazsa, akşam gelip kaybolanlardan olursa, fanilerden olursa, geçicilerden olursa bu açıklanabilir mi yani? Böyle bir Allah, böyle bir kainat yaratabilir mi? Yani Müslümanlar aslında çok tutarlı bir ilah inancına sahipler. Göğsümüzü gere gere, bağıra çağıra demeyeyim de yani haykıra haykıra, rahatlıkla, bağıra çağıra deyince böyle kavga havası oldu. Rahatlıkla yani böyle özgüvenle söyleyebiliriz. Bizim Allah inancımız en tutarlısıdır bu. İşte sahte inancıçlar içinde. Masaya vurulduğunda, mizana vurulduğunda onlar da buna gelirler yani. Bazen şeylerde görüyorum Hollywood filmlerinde. Kendi rahipleriyle falan böyle tartışanlar. Adamlar aslında bilmeden rahiple alay ediyor ama İslam'ı savunuyor. Milyon Dolar Baby'de vardı mesela Clint Eastwood. Rahiple dalga geçiyor birkaç yerde. O filmi izleyenler hatırlayacaklar. Diyor ya, ya diyor rahip diyor. Niye diyor Allah diyor bütün işleri tek başına yapmış da diyor iki tane daha ilah var diyor. Rahip böyle suratını asıyor falan. Niye diyor yani böyle bir paylaşımda bulunmuş diyor. Madem bütün işleri yapan o bir tek Allah olan Allah. Tanrı olan Tanrı. Yalnız o yaptıysa bu işleri diyor. Niye diyor İsa'yı işte o kutsal ruhu falan işin içine karıştırmış diyor. Onlara niye ilahlık payesi veriyor diye soruyor. Clint Eastwood'un filmi bu yani. Milyon Dolar Baby. Oscar aldım bilmiyorum ama meşhur bir filmdir yani. Kadın bir boksörün hikayesini anlatıyor. Bunun gibi böyle sorgulamaları zaman zaman şeyin içinde görürsünüz. Hollywood filmlerinin içinde. Yine Will Smith'in bir filmi vardı. Bu Amerikan futbolu oynayanların ilerleyen yaşlarda delirdiği çok oluyormuş. Bu delirmenin de oynadıkları oyunda aldıkları sert darbelerle ilgili olduğunu ortaya çıkaran Afrikalı bir doktor var. Bu doktor dindar bir doktor. Will Smith de onu oynamış. O karakteri canlandırmış. Gerçek bir hikaye yani bu. Doktor diyor ki hani sunumunu yapıyor böyle bir profesöre. Anlatıyor işte bu şey neden yaşanıyor, bu rahatsızlık niye oluyor diye. Kendi argümanlarını anlatıyor. Sonunda diyor ki yani diyor Tanrı bizi diyor Amerikan futbolu oynayalım diye yaratmamış diyor. O karşısındaki profesör diyor ki bilim dergisinin şeyi herhalde profesörü veya editörü tam hatırlayamadım. Tanrı'yı çıkar diyor bunu bir makaleye dönüştür yayınlayalım diyor. Tanrı'yı çıkar diyor işin içinden diyor. Ama anlamlandıran o. Yani
Allah bizi onun için yaratmamış diyor. Hani bizim hikmet tarifimizin içinde olmadığı için onu yaptığımızda kötü sonuç alıyoruz. İşte mesela ne diyelim? Allah bizi kafamızın üzerinde yürüyelim diye yaratmamış. Yürüdüğün zaman ne olur? Ellerin üstünde veya böyle ters olarak beynine kan yürür, bayılırsın. Veya Allah ne diyelim? Bizi tek ayak üzerinde sekelim diye yaratmamış. Uzun süre yaptığında anormal şeylerini görürsün, yani etkilerini. Gibi gibi manalar bize hissettiriyor ki Cenab-ı Hakk'ın bu kainatı yarattığı bir düzen var ve bu düzenin devamı da her an onun kainatta bir yaratışta olmasıyla mümkün, gözetişte olmasıyla mümkün, tasarrufta olmasıyla mümkün. Batıp gidenlerden ilah olmaz, akşam olup gidenlerden ilah olmaz, gurub edenlerden ilah olmaz. Evet, demek ki akşam vakti bize bunu da hatırlatıyormuş. Devam edelim. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten, yani yaratılış olarak, yapı olarak bir cemali bakiye, sonsuz güzelliğe, aynayı müştak olan ruhu beşer, yani insanın ruhu, beşerin ruhu daha doğrusu, fıtraten yaratılış olarak sonsuz güzelliğe aşıkmış. Öyle mi? Ya öyle. Biz neyi sevsek onda bir sonsuzluk hayal ederek seviyoruz. Masallar bile nasıl bitiyor? Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Gördük mü biz öyle olduğunu? Yok, ama mükemmel olması için mutluluğun öyle olması lazım. Eğer prensle prenses veya kralla kraliçe 5 yıl sonra şiddetli geçimsizlikten falan boşansalar o mutluluk olmaz yani. O masal masal olmaz. Masalın kemali o sonsuzluk şeyiyle bitiyor olmasında. Sonsuza dek mutlu yaşadılar. Yani insanoğlu biliyor yani, o saadet cennetle olur. Sonsuza dek sürmesiyle olur. Bu da bakınız buradaki hakikatin ta kendisi. Fıtraten bir cemali bakiye, aynaya muştak olan ruhu beşer. Kimse gelip geçici olanı sevmiyor. Herkes neyi sevse sonsuza dek kendisiyle kalacak gibi seviyor. Gittiği zaman üzülüyor. Kim yeni aldığı arabasını 3 günlük diye seviyor, 5 günlük diye seviyor, alıyor. Sanki o sonsuza dek onunla kalacakmış gibi. Hiç bozulmayacakmış gibi, hiç arızalanmayacakmış gibi. Böyle bir düşleyerek seviyor yani. Veya işte evleniyor, evlendiğini nasıl seviyor? Hemen 3 gün sonra ayrılacağız diye sevmiyor. Ebediyen berabermişiz gibi seviyor yani. O aşk öyle düşündürüyor. O işin kemali öyle olur diye düşündürüyor. Layığı odur diye düşündürüyor yani. Şu azim işleri yapan ve şu cesim alemleri çeviren, cesim yani cismi büyük, ne diyelim, cesim nasıl verilmiş burada? Cüsseli yani, evet, cismi büyük, çok büyük manasında. Azim işleri yapan ve cesim alemleri çeviren, tebdil eden yani değiştiren, kadim-i lemyezel ve baki-i layezalin arş-ı azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevla için el bağlayıp, daimi bakinin huzuruna kıyam edip, elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip. Şimdi bak, bir sürü şey geldi bu paragrafın içinde. Şimdi bunları tek tek konuşmak lazım. Neden bu kadar isim andı Üstad Hazretleri? Farklı farklı Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını andı. Kadim-i Lemyezel ne demekmiş? Bakalım, yerinden okuyalım. Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah demekmiş. Kadim-i Lemyezel, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah. Baki-i Layezel neymiş? Ona da bakalım. Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah. Aynı manalara geliyor. Kadim, hani bir nüans söylersek, daha önceki derste söyledik. Kadim öncesizlik, baki sonrasızlık. Yani sonsuzluğun iki yanını anlatıyor bize. Kadim ve baki, sonsuzluğun iki yanını birden söylüyor gibi. Cenab-ı Hakk'ın öncesi de yok. Yani kıdem sıfatının sahibi. Ondan önce var olan bir şey yok. Her şeyi var eden o. Ondan önce bir şey olsa, onu var etse, o onun ilahı olur. Allah ilah olmaz o zaman. Haşa. Baki, ondan sonra da hiçbir şey yok.
Yani sonsuz olan o. Sonralık babında da en sona kadar, yani son yok zaten onun şeyinde, haşa. İşte biz sınırlı varlıklar olduğumuz için Cenab-ı Hak bizi affetsin, bu kelimeleri kullanmaya mecbur oluyoruz. Yoksa biz kim onun kemalini kavramak gibi, ama lütfetmiş işte, böyle kelimeleri ağzımıza koymuş. Hamdolsun ona. Bakın, kadimi lem yezel baki la yezalin, arş-ı azametine yüzünü çevirip, arş-ı azamet, arşının büyüklüğü. Allah'ın sınırsız egemenliğinin ve büyüklüğünün tecelli ettiği yer. Yani o arşına yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip, yani fanilere Allahu Ekber ne demek? Allah hepinizden büyük. Onu hatırlatıyorsun kendine diyor. Onlardan elini çekip hizmet-i Mevla için, bak namaz ne yapıyormuş? Onlardan elini çekip hizmet-i Mevla için el bağlayıp daimi bakinin, bak yine Allah'ın sonsuzluğunu hatırlatan bir şey, daim, hep var olan. Daimi baki, yine baki, huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip. Namazda bütün bunlar varmış. Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğuna akşam namazında büyük göndermeler var. İnsan hissedebilirse akşam namazı içinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğuna ve o sonsuzluğun bizdeki iz düşümlerine büyük göndermeler var. Kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip, yani şükredip, övüp, sena edip, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, Fatiha'daki o meşhur ayet, yalnız senden yardım diler ve yalnız sana ibadet ederiz. Pardon, şey söyledim, ancak sana kulluk eder ve ancak sana ibadet ederiz. Yani, pardon yine eksik mi söyledim? Ha şöyle, Fatiha suresinde şöyle geçiyormuş. Alttaki meali okuyayım, ben karıştırmayayım. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Heh, doğrusu bu oldu. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Manası, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihane etmek. Yani akşamda bir, Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğu çok nazara çarpıyor. İki, birliği. Çünkü hepsi kayboldu ya, karanlık geldi. O sözde bize nimet verenler, sözde güzel olanlar, sözde ne diyelim, güç sahibi olanlar, hepsinin üstü örtüldü. Hepsinin bir yanıyla acizliği ortaya çıktı. Işık yaratamıyorlar, ışıkları yaratan Allah. O hepsi karanlığa şey oldu, gark oldu, boğuldu. Orada hem Allah'ın sonsuzluğu gözüktü, hem de Allah'ın birliği gözüktü. Bak burada da birliğine vurgu var. Demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihane etmek. Hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve aciz izzetine karşı rükûa gidip, bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle Subhane Rabbiyel Azim deyip Rabbi Azimini tesbih edip. Bak, sonsuzluk geldi aklımıza. İki, büyüklüğü geldi aklımıza. Yani tekliği daha doğrusu. Tevhid geldi aklımıza. Üç, nihayetsiz kibriyasına, büyüklüğüne, hadsiz kudretine, acizsiz izzetine, yani zaafa düşmüyor, acize düşmüyor, güçsüz kalmıyor haşa, rükûa gidip ona karşı bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle Subhane Rabbiyel Azim deyip Rabbi Azimini tesbih edip. Biz akşam namazında rükûa gittiğimiz zaman o varlığın dediğini diyormuşuz. Varlık da o an karanlıkta kalarak onu söylüyormuş. Allah'ım sen kusurlardan münezzeh ve büyüksün diyorlarmış. Burada nasıl verilmiş manası? Büyük ve yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim. Kısa bir manasını böyle vermişler. Subhane Rabbiyel Azim'in. Yani Cenab-ı Hak hem Subhan hem büyük hem de Rab. Üç birden var orada. Subhane Rabbiyel Azim. Azim büyük demek zaten. Azamet büyüklük. Rab zaten biliyoruz. Ya Rabbi terbiye eden,
maksadına ulaştırırken ihtiyaçları karşılayan ve de sübhaniyeti. Üçü birden orada varmış yani o rükuda, akşam namazının rükusunda. Rabb-i Azimini tesbih edip hem zevalsiz cemali zatına, tegayyürsüz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemal-i selmediyetine karşı secde edip, bakın buralara nasıl geldik biz? O önceki tefekkürümüzle geldik. Yani Allah öyle batıp giden olamaz dedik ya biz, onu bir kere düşündük, derk ettik, anladık. Yani bu gidenler, güneştir, yıldızdır, aydır, şudur, budur, devri daim içinde olanlar, bunlar ilah olamaz dedik. Bu kainatın ilahı, karanlıkta, ışıkta, her anda, her yerde, tasarrufta bulunan bir Allah olmalıdır dedik, bu manayı kavradık. Ondan sonra buradan bize şu mana doğuyor. Tegayyürsüz, değişimsiz sıfat-ı kutsiyesine. Öyle diğerleri gibi değil yani. Battım, çıktım, yandım, söndüm yok. Tegayyürsüz sıfat-ı kutsiyesine. Yani değişimi olmayan kutsi sıfatlarına. Tebeddülsüz kemal-i selmediyetine. Yine değişimi olmayan sonsuz kemaline karşı secde edip hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile, yani arkamızda bırakarak ondan gayrısını, terk-i masiva, masiva Allah'tan gayrısı demek. Ondan gayrısını arkamızda bırakarak terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip hem bütün fanilere bedel bir cemil-i baki, bir rahim-i sermediği bulup, bakın yine o 14. Leman'ın 2. makamındaki o katmanlara geldik haberimiz olmadan. Yukarıdan geliyoruz aşağıya. Uluhiyete geldik, rububiyete geldik, aşağıda rahimiyete geldik. Bak, burada da o var. Ta ilk derste demiştik bu 14. Leman'ın 2. makamını anlamak, 9. sözü anlamakla kardeştir. Birisini anladığınız zaman diğerinin bakış açısını kavrarsınız demiştik. Bakın burada orası tam var. O üç katman, bakın burada da üç katman olarak verdi yine bize Üstad Hazretleri. Orada uluhiyet, rahmaniyet, rahimiyet diye vermişti. Burada uluhiyet, aşağıda rububiyet olarak verdi. Üçüncüsünde yine rahimiyet olarak verdi. Bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahimi sermediği bulup, Subhane Rabbiyel A'la demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabbi alasını takdis etmek. O da şu demek: en yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim. Subhane Rabbiyel A'la. Yine bunlar da Allah'ın isimleri. Subhane Rab, A'la. Bunlar da yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Bakın elimizi bağlıyoruz. Bir şey ifade ediyor, bir katman. Rükûya gidiyoruz. Bir katman ifade ediyor, bir anlam dünyası aralıyor. Secdeye gidiyoruz, üçüncü bir anlam dünyası. Yani hepsinin bir katmanı var. Bir yerde bir ifadesi var. Ya da bir tür mahlukatın, bir tür meleğin belki, bir kat canlının belki ibadetinin temsili var orada. O manalar orada saklı yani. Biz hissedelim, hissetmeyelim. Burada bahsettiği Bediüzzaman Hazretleri'nin manalar orada mündemiş. Evet. Sonra teşehhüd edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i layizale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. İşte tahiyyatta ne var? Onu anlatıyor. Bu namazda oturuyoruz ya, iki rekatta bir oturduğumuz zaman tahiyyat okuyoruz. Bazı namazlarda mesela ikindinin sünnetinde o ilk oturuşta salli barik okuyoruz. İki rekatlı namazlarda salli bariklerle beraber Rabbena atina dualarını da okuyoruz. Orası ne anlatıyormuş, ne ifade ediyormuş? Biz oturduğumuzda nice bir iş yapıyoruz mesela. Onun da manası burada. Teşehhüd deniyor ona. Sonra teşehhüd edip oturup, yani şahitlik orası. Teşehhüdün manası şahitlik demek diye biliyorum. Namazda oturmak diye verilmiş burada da. Ama teşehhüd kelimesi şahit olmaktan geliyor. Teşehhüd edip oturup
bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına, ne diyoruz biz? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bediüzzaman Hazretleri'nin onu izah ettiği çok tatlı bir yer var. Risale-i Nur'da rastlarsınız okuduğunuzda. Biz orada şunu yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta yapmış ki, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girdiği zaman ne yapmış, ne hediye vermiş Cenab-ı Hakk'a, değil mi? Öyle bir sultanın huzuruna gidiyorsunuz yani. Hediyesiz gidilir mi? Ne yapmış Peygamber Efendimiz? O ferasete bak, o şeye bak yani, kemale bak. Bütün varlığın tahiyyatlarını, salavatlarını, tebriklerini toplamış, Cenab-ı Hakk'a vermiş. Yani bütün varlığın ibadetlerini huzuruna giden birisi olarak, temsilcileri olarak, varlığın Cenab-ı Hakk'ın katındaki temsilcisi olarak ona vermiş. Tahiyyatın manası bu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ila ahir. O duanın manası bu. Bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i layezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle. Biz bir de ne yapıyoruz en sonunda? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyoruz. Tecdid-i biat edip selam etmekle, salavatta selam etmek var. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. O bir selam etmekle biatını tecdid, biat demek yani ona bağlılığımızı yeniliyoruz. Ahdimizi kavileştiriyoruz, hatırlıyoruz, tekrar ediyoruz. Biz bu yoldayız, biz senin yolundayız, biz senin ümmetiniz. Biz senin dediğine eyvallah dedik. Biz senin emrine inkiyat ettik. Onu tekrar ediyoruz kendi içimizde, tahiyyatta. Tecdit ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek, yani nurlandırmak, tekrarda nurlanmak vardır. Nereden biliyoruz bunu? Günlük işlerimizden. İnsan lazım olan bir ilmi tekrar ettiği zaman ne oluyor? Yolunu aydınlatmış oluyor. Bırak onu. Güzel bir cümleyi tekrar ettiğiniz zaman bile o cümle sizin dünyanızı aydınlatıyor. Güzel bir hatırayı hatırladığınızda bile o hatıra sizin dünyanızda hoş manalar böyle oluşturuyor. Küçükken babam bir keresinde bana şöyle bir şey demişti. Bak bir nurlanma oldu böyle. Demek ki öyle tekrarlarda bir yenilenme var. Bir tecdit var, bir nurlanma var. Güzel şeylerin tekrarı tabii ki de. İman da güzellerin en güzeli. İmanını tecdiyle tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Yani o tahiyyatın içinde, burada onu tekrar açmayacağım çünkü sözlerde oraya geldiğimizde bunu uzun uzun konuşuruz inşallah. Orasıyla burası kemalini bulacak. Özetle bahsetmiş oluyoruz. İnsan tahiyyatı okuduğu zaman, salli bari okuduğu zaman, Rabbena atina'yı okuduğu zaman o oturuşta aslında bir tür kainatla, Cenab-ı Hak'la, fıtratıyla, peygamberiyle, tabii ki de alt manalarda bunda mündemiştir yani sünneti, farzlar, müstehaplar, o şeriatın bütün detayları, hukuku, müeyyideleri vesaire hepsiyle biatını yenilemiş oluyor. Nasıl? Sen birisinin huzuruna oturursun. Onunla ahitleştiğinde ne yapmış olursun? Ona biatını yenilemiş olursun. Biz de tahiyyatta aslında Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde tekrar oturmuş oluyoruz. O Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl oturuyor? Salavatını, tahiyyatı okuyor. Biz de onun o halkasının arkasında saflaşmış oluyoruz böyle, saf saf dizilmiş oluyoruz. Elbette ilk saf peygamberler, arkasından sahabeler, işte başka ümmetler, biz vesaire, her asrın Müslümanları diziliyoruz. Onun duasıyla biz de dualanmış oluyoruz. Onun Cenab-ı Hakk'a ifade ettiği manaları, itaati, mübarek şeyleri, muratları biz de ifade etmiş oluyoruz. Anlaşmış oluyoruz, sözleşmiş oluyoruz. Namazdan böyle kalkıyoruz yani. O sonda ahdimiz yenileyip yerimizden kalkıyoruz. Cenab-ı Hakk'a ahdimiz yeniliyoruz. İslam'a ahdimiz yeniliyoruz. Peygamber Efendimiz'e ahdimiz yeniliyoruz. Tahiyyatta o var.
ve ondan sonra namaza veda ediyoruz. Selamımızı veriyoruz, kalkıyoruz. Oturuş o demek yani. Öyle bir manayı içinde saklıyor. Bir daha okuyayım bu paragrafı. Sonra teşehhüd edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini, yani onların Cenab-ı Hakk'a sürdüğü mübarek hediyelerini ve salavat-ı tayyibelerini, Cenab-ı Hakk'a ettikleri duaları, övgüleri, bütün alt manaları sayabilirsiniz. Burada ne verilmiş manasına? Salavat-ı tayyibe, varlıkların ibadet ve duaları Allah'a tesbih ve takdis eden güzel sözleri. Kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i layezale, yani güzel ve haşmet sahibi olan, sonsuz güzellik ve sonsuz haşmet sahibi olan Allah'a hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatini izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakim manesini müşahede edip Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Orada o şehadeti getirmemiz, o tahiyyatı okumamız bu manaları ifade etmek için. Farkında olalım, olmayalım. Farkında olanlar olmayanların yerine geçiyor yani. İmamlarımız, alimlerimiz, mürşitlerimiz, kalbi uyanık olanlarımız bizim gafilane yaptıklarımızın yerine geçiyor. Biz de varlığın yerine geçiyoruz. Varlık bunu lisanen beyan edemiyor Cenab-ı Hakk'a. Taşlar, kayalar, hayvanlar sözle söylemiyorlar bunları. En azından bizim gibi şuurlu sözlerle söyleyemiyorlar. Bizim vazifemiz de onların meramını anlatmak. Bakınız, bir köye efendim devletin bir görevlisi gelse kim gider konuşur? O en güzel kelam edeni kimdirse onların içinde lafını bilen, tartarak konuşan, güzel söz söyleyen kimse o gider konuşur onunla. Meram anlatır veya dilekleri varsa ister veya selamları iletir. Bizim de varlığın içindeki konumumuz bu. Bizim içimizde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konumu bu. Yani Miraç neden Efendimiz'e yaşatılmış, içimizden birisi gitmiş, o hakikati ifade buyurmuş. Onun ardında insanlık ne yapıyor? İnsanlık da kendi ibadetiyle varlığın ibadetini Cenab-ı Hakk'a ifade ediyor. Ama bunu sözlü şekilde, şuurlu şekilde yapıyor. Yani varlığın yapamadığı kısmını yapıyor. Varlık fiili ibadeti yapıyor zaten. Ama onların o ibadetin daha bir gelişmişi, daha bir komplikesi mi diyelim? Bizim dualarla, hareketlerle yaptığımız. Onu bilmiyor onlar. Onlara o verilmemiş. Bize verilmiş. O iradeli kısmını da biz yapıyoruz. İrademizi, emeğimizi, dilimizi, duamızı, gayretimizi sarf ederek. Bu vazife de bizde. Tahiyyatta da bu var o oturuşumuzda. Hemen şu paragrafı da okuyalım. Burayı bitirmiş olalım. Hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli-i marziyatı. Saltanat-ı rububiyetin dellalı. Yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatının ilancısı. Ve mübelli-i marziyatı. Yani onun ne istediğini, neyden razı olduğunu bize tebliğ eden. Ve kitab-ı kainatın tercüman-ı ayatı. Kainat kitabının ayetlerini tercüme eden, ya muhteşem yani işte peygamber, postacı değil peygamber, ne vazifeleri var aleyhissalatü vesselam. Anlatıyor onları burada Üstad Hazretleri, ince ince işliyor bize böyle, dokuyor onları her satırda. Saltanat-ı rububiyetin dellalı, Allah'ın rububiyetini ilan ediyor, dellallık yapıyor. İki, mübelli-i marziyatı, neyden razı olur, neyi istemez onu anlatıyor. Kitab-ı kainatın tercümanı ayatı. Kainat kitabı nasıl Cenab-ı Hakk'ı ifade ediyor, nasıl anlatıyor, neyi nesine işaret ediyor? Onun tercümanlığını yapıyor. Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ve ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Ya hakikaten düşünün, bu şeyin bahsin başından beri mesela mağrib vaktinin içinde neler okuduk, neler düşündük, neler aklımıza geldi, ne yüce manalar, ne anlamlar yani. İnsan nereden nereye geldi? Buraya gelmeyen adam olabilir mi ya? Gündelik yaşayan, uzun maksatları olmayan,
kainatı aşan hayalleri olmayan, emelleri olmayan, muratları olmayan, kainatla kendi bağını kuramamış, yerini çözememiş, hikmetini anlayamamış, ya bu adam mıdır yani bilene göre? Bunu hakikaten ya bunu şey yapın, hani özgüvenle soralım. Einstein ampulü bulmuş, ötekisi işte otomobili bulmuş, bir ikisi uçağı bulmuş da nedir ki bunlar yani Cenab-ı Hakk'ın evreninde? Yani Cenab-ı Hak bir yıldız çeviriyor, o senin yaptığın hiçbir uçak o hızı hayal edemez yani. Mesela dünya için diyorlar, atıyorum saniyede 50 kilometre hızla mı gidiyor diyorlar mesela dünyanın hızı. Onun gibi daha neler neler var. Ya bunların içinde bunları döndüren Allah, uçak ne, elektrik ne, bunların Cenab-ı Hakk'ın katında ne ehemmiyet olabilir? Zaten bunları yaratan o. Yani Cenab-ı Hak ampulü buldu, Cenab-ı Hak, Einstein ampulü buldu da Cenab-ı Hak, aa aydınlandım sağ olasın Einstein mı diyor, haşa. Veya işte uçağı buldu, aa uçmak nedir bilmiyordum sağ olasın bilmem ne kardeşler mi diyor yani. Bu icatlar, bunlar insanın kendisine büyük gelen şeyler. Cenab-ı Hakk'ın katında bunların ne ehemmiyet olabilir? Biz bazen kendi dairemizi o büyük daireyle karıştırıyoruz. O büyük dairede ehemmiyeti olan ibadettir. İşte İhsan Eli Açık Efendi, gayet eli açık gerçekten, ateistleri cennete sokuyor. Niye? Ahlaklılarmış. Yahu kardeşim, sen onu Allah için yapmadıktan sonra Allah'ın senin ahlaklı olmana ihtiyacı var mı ya? Bunlar kendi dünyalarını haşa Allah'ın bütün nitelik nicelik ayarlarının şeyi sanıyorlar. Merkezi. Onlar için dünya nasıl olmalı? Şöyle olmalı. E Allah da o zaman buna değer vermeli. Allah mecbur mu ona değer vermeye? Sen bir tek sen misin yani Allah'ın mahluku? Sen ona uyacaksın. Onun neye değer verdiğini kavrayacaksın. Ona gideceksin. Onu kendine göre bükmeyeceksin haşa. Sen Allah'ın Allah'ı değilsin haşa. Açacaksın Kur'an'ı, sünneti, şeriat neymiş öğreneceksin. Mezhep imamlarına bakacaksın, ehl-i sünnet mürşitlere bakacaksın yani. Öyle ben bunu beğeniyorum, ben şunu seviyorum, o zaman Allah da buna değer veriyordur. Öyle değil bu işler. Bükülmesi gereken biziz. Hani şeyde vardı Matrix'te, bükülmesi gereken kaşık değil ne o sensin diyordu ya, bükülmesi gereken insan Allah değil haşa. Bu modernistler, bu işte reformistler, bu bilmem sosyalist Müslümanlar da bilmem şunda 40 tane türlü şeyi var yani. Fırkayı dalle var yani bir sürü. Ya hepsine bakıyorsun, hepsi Allah'ı büküyor haşa. Bükemiyorlar işte, büktüklerini sanıyorlar. Allah'a bir sınır çiziyor, bundan ötesine geçirmiyor. Kendi zorunluluğunu Allah'a dayatıyor falan. Hep arızalar buradan. Halbuki bakın namazdaki gibi, şuradaki gibi bir Allah'ı kavradığınız zaman sen kimsin onu büküyorsun ya? Hani bir insan bir durması lazım, donması lazım. Söylenecekler çok ama vakti doldurduk. Hatta biraz da geçirdik. Uzatmak istemiyorum. Burada mesela bir dahaki derse belki birkaç borçla gitmiş olduk. Muhammed-i Arabi'yi konuşalım. Ben onu konuşmak istiyorum. Neden? Üstad Hazretleri Muhammed-i Arabi'yi çok kullanıyor. Peygamberin tarifini üstad çok yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın tarifini üstad çok yapıyor metinlerin içinde. Bunları neden yapıyor? Bunları borçlanmış olduk. Konuşacağız bunları. Neler kattığını dünyamıza, bize nasıl ayar verdiğini, nasıl terbiye ettiğini, marifetin aynı terbiye olduğunu buradan anlamaya çalışalım. Bir dahaki derse borcumuz olsun. Ondan sonra da yatsı vaktine gelelim. Yatsı vaktinde de 2,5 sayfalık bir mesaimiz olacak. Ondan sonra o da bitiyor. Allah hepinizden razı olsun. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة